Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle basit tahmini karike sorularımızı çözmeye başlayacağız. İlk sorumuza bakalım. Şekilde L uzunluğundaki ipe bağlı M kütleli cisim KL noktaları arasında basit tahmini hareket yapmaktadır. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diye ilk sorumuzda soruluyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle basit sarkacın periyodunu yazalım. T dediğimiz değer 2 pi L bölü G'nin karekökünü eşittir. Yani periyodumuz ipin uzunluğu ile ve basit sarkacın bulunduğu ortamın yer çekimi ivmesiyle doğru orantılıdır diyoruz. Gördüğümüz gibi açıya bağlı değildir. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış olacak. Yani buradaki açının artması periyodu ne yapmaz arkadaşlar? Etkilemez diyoruz. Evet, O noktasına bakalım. O noktasında ivme sıfırdır ve L noktasında hız sıfırdır diye ifade etmişler. Şimdi bunu şöyle bir şekil üzerinde anlatalım arkadaşlar. Bu aklınızda kalıcı olacaktır. Burası K noktası, burası O noktası, burası L noktası. K, O ve OL arası birbirine eşit. O noktasından geçerken, yani denge konumundan geçerken ivme arkadaşlar hangi değerinde olacaktır? Minimum değerinde olacaktır. Hatta denge konumundan geçerken ivme sıfır olacaktır. Neden peki? İvme ifadesi arkadaşlar A eşittir omega kare x. Denge konumundan geçerken uzanım sıfır olacağı için ivme değerimiz de ne olacaktır? Sıfır olmuş olacaktır arkadaşlar. Evet, devam edelim. İvmemiz sıfır ise, bir cismin ivmesi sıfırsa arkadaşlar, o zaman onu etkileyen net kuvvetle ne olmalıdır? Sıfır olmalıdır. Net kuvvetle ivme her zaman doğru orantılıdır. Hatta nerede kuvvet orada ivme, yoksa kuvvet yoktur ivme diye ifade edebiliriz. Evet, denge konumundan geçerken ivme ve kuvvet sıfır değerini alırken hızımız da hangi değerini alacaktır arkadaşlar? Maksimum değerini almış olacaktır. Genlik noktalarında ya da uzanımın maksimum olduğu noktalar, uzanımın maksimum olduğu noktalara biz ne diyoruz arkadaşlar? Genlik diye ifade ediyoruz. Burada x uzanım, r de arkadaşlar genlik. Evet, uzanımın genliğe eşit olduğu noktalara bakalım hemen. Bu noktalarda arkadaşlar cismin ivmesi ne olacaktır? Maksimum değerinde olacaktır. Çünkü denge konumuna olan uzaklık arttığından dolayı ivmemiz de ne olacaktır? Artacaktır diyoruz. Evet, kuvvetimiz de ne olur peki? Kuvvet ivme maksimumsa kuvvetimiz de maksimum değerinde olacaktır. Arkadaşlar cisim genlik noktalarında, yani K ve L noktalarında anlık olarak duracağından dolayı hızı burada ne olacak? Sıfır, minimum hatta sıfır değerine eşit olacaktır diyoruz. L için yazdığımız ifadeler K için de geçerlidir. Burada yine ivmenin büyüklüğü, kuvvetin büyüklüğü aynı şekilde maksimum, hız değerimizde burada ne olacaktır? Minimum, yani sıfır değerini almış olacaktır. Buna göre cevabımıza bakalım. O noktasında ivme sıfırdır. Evet, doğru. L noktasında hız sıfırdır demiş. Evet, genlik noktalarında hız sıfırdır. Doğru. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3, yani D şıkkı gelmiş olur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ne diyor burada? Yay sabitleri K olan özdeş yaylara bağlı M1 ve M2 kütleli cisimler eşit periyotlarla basit harmonik hareket yapmak. Buna göre cismin kütleleri oranı M1 bölü M2 nedir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar şekil 1'deki yayların eşdeğer sabitini ve sonra şekil 2'deki yayların eşdeğer sabitini bulalım. Yay sarkaçtaki periyodumuz neye eşittir arkadaşlar? T eşittir 2 pi M bölü K, yani tam ek şeklinde bunu ne yapabilirsiniz? Ezberleyebilirsiniz. Şekil 1'deki yayların eşdeğerini bulalım hemen. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bu iki yay birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Paralel bağlı ise biz yayları ne yapıyoruz? Toplamlarını alacağız eşdeğerini bulmak için. KK'dan 2K geldi. Biz buna karışmasın diye öncelikle bir K üssü demiş olalım. Daha sonra buradaki paralel bağlı yaylarla arkadaşlar yukarıdaki K yayına bakalım. Son durumdaki şeklimizi çizelim hemen. Son durumdaki şeklimiz ne olacaktır? Burası K. Burada da arkadaşlar ne kadar? 2K bulmuşuk. Bunların ucuna da M1 kütlesi nedir? Burada asılıdır diyoruz. Evet, şekil 1'in K eşlerine biz K1 diyelim. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Buradaki K ve 2K birbirine nasıl bağlılar? Seri bağlılar. Seri bağlı yaylardaki eşler yay sabitini bulurken yayların K'larını ne yapıyoruz? Çarpıp toplamlarına bölüyoruz. Buradan da K1'imiz ne gelecek arkadaşlar? 2 bölü 3 gelmiş
olacak. Şimdi şekil 2'ye bakalım. Eğer yaylar cisme iki noktadan bağlı ise arkadaşlar, bunlar nasıl bağlıdır? Paralel bağlıdır diye ifade ediyoruz. Buradaki yay sabitimiz ne olacak bizim? K2 diyelim bunun yay sabitine. Paralel bağlıysa toplamlarını aldığımız için burası ne gelecektir? 2K gelmiş olacaktır. Şimdi arkadaşlar soruda şu bilgiyi vermişti. Hatırlayın, eşit periyotlar demişti. Yani şekil 1'in periyodu ile şekil 2'nin periyodu birbirine nedir burada? Eşittir. T1'in yerini yazalım. 2pi çarpı kütlesi ne kadar bilmiyoruz. Zaten onları oranlayacağız. Eş değerimizi ne bulmuştuk şekil 1'de arkadaşlar? 2 bölü 3K bulmuşuk. Bunun kare kökünü alıyoruz. T2 yazalım. 2pi çarpı m2 bölü. Buradaki K'mız nedir arkadaşlar? 2K olacak şekilde yazalım. Hemen kare kökünü alalım. Evet, buradaki 2pi'ler birbirini götürmüş olacak. Kare kökler de birbirini götürdüğü zaman arkadaşlar sonucumuz 3m1 eşittir m2 gelecek. Buradan m1 bölü m2'yi çektiğimiz zaman da ne gelecektir? 1 bölü 3 oranımız gelmiş olacaktır. Cevabımız A şıkkı gelmiş oldu. Evet, şimdi bu sorumuza bakalım. Kütlesi M olan cisim L boyundaki ipin ucuna bağlanarak basit harmonik hareket yaptırılıyor. Sarkacın periyodunu arttırmak için hangi işlemler yapılmalıdır diye sorulmuş. Evet, basit sarkacın periyodu arkadaşlar neye bağlıydı? T eşittir 2pi L bölü G'ye bağlıydı. Hemen şöyle basit harmonik hareket yapan bir basit sarkacımızı buraya çizmiş olalım. Evet, cismi denge konumundan ayırıp serbest bıraktığımız zaman ne yapacaktı? Titreşim hareketi, yani basit harmonik hareket yapmış olacaktı. Şimdi bakalım periyodu arttırmak için neler yapabiliriz? Periyodumuza bakalım. İpin uzunluğu artarsa periyot ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. İkincisi, yer çekimliğimesi azalıyorsa da yine periyodumuz ne olacak? Artacaktır. Yani özetle ipin uzunluğu arttığı zaman periyot artar. Yer çekimliğimesi azaldığı zaman da periyodumuz yine ne oluyor arkadaşlar? Artmış oluyor. Dolayısıyla birinci ve ikinci öncülümüz bunu sağlamış olacaktır. Cismin kütlesinin değişmesi periyodu ne yapmaz arkadaşlar? Etkilemez diyoruz. Tabi hangi sistemin periyodunu etkilemez? Basit harmonik hareket yapan basit sarkacın periyodunu cismin kütlesinin değişmesine olmaz, etkilemez. Yani buradaki kütle M'den 2M'e çıkartılsın. Buradaki periyot ne olmaz arkadaşlar? Değişmez. Çünkü basit sarkacın periyodu kütleye bağlı değildir. Hemen şunu da açıklayalım. Sarkacı dünyadan aya götürdüğümüz zaman yer çekim ivmesi ne oluyordu? Azalıyordu. Yer çekim ivmesi azalınca arkadaşlar periyodumuza ne olacaktı? Artacak demiştik. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2, yani denize gelmiş olur. Şimdi bu sorumuza bakalım. Basit harmonik hareket yapan cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hareketin periyodu kat saniyedir diye sorulmuş. Periyot kavramı nedir arkadaşlar? Bir tam turu tamamlama süresidir. Ya da başladığı noktaya geri gelme süresidir. Ya da arkadaşlar bir tam dalganın, bu şekilde gördüğünüz gibi bir tam dalganın oluşma süresidir diye ifade ediyoruz. Buradaki bir tam dalga kaç saniyede oluşmuş arkadaşlar? 4 saniyede oluşmuş. Dolayısıyla periyodumuz ne olacaktır? Burada 4 saniye olmuş olacaktır. Evet, bu sorumuza bakalım. Periyodu 18 saniye olan cisim KN noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cisim L noktasından ok yönünde harekete başladıktan 24 saniye sonra nerede olur diye sormuş. Bu soruları çözmek için şöyle bir yöntem kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, burası hangi nokta? O noktası. K. N noktası. Burası M noktası. Burası L noktası. Buradaki aralıklarımız da birbirine nedir? Eşittir. Çünkü kurallarımız bu aralıkların birbirine eşit olduğu zaman dilimi için geçerli. Evet, buradaki süremizi arkadaşlar şöyle diyelim. Buradaki süremizde biz T dersek buradaki süremiz 2T olacak. Burası T, hareket simetrik olacaktır. Zaten O noktasına göre hareket simetrik. Burası da 2T olacaktır. Şöyle diyelim. Cismin N'den K'ya gelme süresi 6. Tekrar K'dan N'ye gelme süresi 6 olacağından dolayı bizim periyodumuz, yani bir tam turu tamamlama süremiz 12 tane küçük T'ye eşit olacaktır. Soruları bu şekilde çözerek gidiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim bu soru için hemen. Periyot neydi? 18 saniyeydi. Hemen 18 yazalım. O zaman küçük T değerimiz buradan ne gelecektir bizim?
3 bölü 2 saniye gelmiş olacaktır. Evet, harekette buraya ne yazacağız arkadaşlar? T gördüğümüz yere 3 bölü 2, buraya 3, buraya yine 3 bölü 2, buraya da ne yazıyoruz arkadaşlar? 3 yazmış olduk. Bakın, buradan buraya giderken, yani N'den K'ya giderken toplam süremiz ne oldu burada? Dikkat edin, 3, 6, 9, gelirken de 9, toplam ne yaptı bakın, 18 yapmış oldu. Şimdi soruyu çözerken şöyle yapalım. Kaç saniye sonraki konumunu istiyor bizden? 24 saniye sonraki konumunu istiyor. Şöyle diyelim arkadaşlar, 24 saniyemiz nedir? 18 artı 6 şeklinde yazabiliriz. Şimdi dikkat edin, cisim harekete L'den başlamıştı. Dolayısıyla L'den başlayıp tekrar arkadaşlar L'ye gelme süresi ne olacaktır bunun? Şöyle 18 olacaktır. Bu yüzden 18'e bakmamıza gerek yok. Çünkü 18 saniye sonra başladığı yerde olacaktı. Bizi ilgilendiren burada nedir? 6 saniye sonra nerede olduğudur arkadaşlar. Hemen bu konuma bakalım. Şöyle diyelim, L'den başlayıp tekrar L'ye gelmişti. L'den K'ya 3 saniyede geldi. Tekrar K'dan L'ye ne olacak? 3 saniyede daha gelince 3 buradan gidiş, 3 de buradan geliş, toplam ne yaptı? 6 saniye. Demek ki 6 saniye sonra tekrar bu cisim hangi noktada oluyor arkadaşlar? L noktasında olmuş olur diyoruz. Evet, diğer sorumuza bakalım. Kütleleri M ve İKM olan cisimler ve özdeş yaylarla kurulmuş şekildeki yaylısı arkadaşların periyotları T1 ve T2'dir. Buna göre T1, T2 oranı kaçtır diye soruluyor. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Yay sarkacın periyodu T eşittir 2 pi M bölü K'ya bağlıdır. Bunun dışında düzleme, yani yay sarkacın bulunduğu düzleme, ortamın yer çekimi ivmesine, eğik düzlemlerin eğimlerinin farklı olmasına bağlı değildir. Cismin kütlesine ve neye bağlı dedik arkadaşlar? Yay sabitine bağlıdır. Evet, hemen T1'i yazalım. T1 eşittir diyoruz. 2 pi kütlemiz ne kadardı? M bölü K yazdık. T2'ye bakalım hemen. T2 eşittir. Dikkat! Burada bizim yaylarımız nasıl bağlı arkadaşlar? Paralel bağlı. Bu yüzden eşler yay sabitini bulurken K'ları ne yapıyoruz? Burada topluyoruz. 2K diyoruz. 2 pi çarpı kütlemiz 2m kadar, yay sabitimiz, eşler yay sabitimiz de 2k kadar. Dolayısıyla arkadaşlar bunları birbirine oranladığımız zaman sonucumuz ne gelmiş olacaktır? C şıkkı gelmiş olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Harmonik hareket yapan bir cisim 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Evet, bununla ilgili bilgi aslında vermiştik. Şöyle tekrardan hatırlatma yapalım. Burası K noktası, burası O noktası, burası da L noktası olmuş olsun arkadaşlar. Ne demiştik biz? Cisim denge konumundan geçerken hızı hangi değerinde olacaktı? Maksimum değerinde olacaktı. Uzanım noktalarında ya da uzanımın maksimum olduğu noktada, uzanımın maksimum olduğu buradaki K ve L noktalarında hız değerimiz anlık olarak ne olacaktı? Sıfırlanmış olacaktı. Yine K noktasındaki arkadaşlar hız değerimiz de burada minimum, yani sıfır değerine eşittir diyoruz. Evet, devam edelim. Denge konumundan geçerken ivmemiz nedir arkadaşlar? Denge konumundan geçerken uzanım sıfır olduğu için ivmemiz burada ne olacaktır? Sıfır. Uzanım sıfırken geri çağırıcı kuvvetimiz de ne olacaktır? Yine sıfır olmuş olacaktı. İvmemiz nerede maksimumdur? Uzanımın maksimum olduğu noktalarda ivmemiz de hangi değerinde olacak? Maksimum değerinde. Kuvvetimiz de yine hangi değerinde olacak arkadaşlar? Maksimum değerinde olmuş olacak. Yani K ve L noktalarında İvme maksimumdur. Kuvvetimiz de maksimum. Hızımız hangi değerinde? Minimum değerindedir dedik. Şimdi buna göre yorumlayalım. Uzanım maksimum iken hız maksimumdur diyoruz arkadaşlar. Evet, uzanım maksimum iken hız maksimum değildir. Yanlış. Çünkü bakın, L noktasında uzanım maksimum. Ama hızımız hangi değerinde arkadaşlar? Sıfır değerinde. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncüle bakalım. Denge konumundan geçerken ivme sıfırdır. Evet, O noktası nedir arkadaşlar? Denge konumudur. Unutmayalım. Dolayısıyla denge konumunda ivmemizde, net kuvvetimizde ya da geri çağırıcı kuvvetimizde sıfırdır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu öncülümüz nedir? Doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Denge konumundan uzaklaşırken hız ile ivme birbirine zıt yönlüdür demiş. Bunun için hemen şuraya bir şekil çizelim arkadaşlar. Yine burası K, O ve L noktası olmuş olsun. Cismimiz O noktasından L noktasına doğru
hareket ediyor olsun. Arkadaşlar cisim O'dan L'ye doğru giderken, yani hız vektörümüz O'dan L'ye doğruyken, bu cismi geri çağıran bir kuvvet vardır. Geri çağırıcı kuvvetimiz cismi nereye çağırır arkadaşlar? Denge konumuna çağırır. Geri çağırıcı kuvvetimizin yönü O noktasına doğru. Bize demiştik nerede kuvvet, orada ivme. Unutmuyoruz, net kuvvetle ivmenin yönü her zaman aynıdır. Dolayısıyla ivmenin yönü de nereye doğru olacaktır? Denge konumuna doğru olacaktır. Yani hız ile ivmenin yönü birbirinden ne olur arkadaşlar? Zıt olmuş oldu burada. Evet, cevabımız burada 2 ve 3, yani D şıkkı gelmiş oldu. Bu sorumuza bakalım. Özdeş yaylara bağlı en ve ikam kütleli cisimler şekildeki gibi T1, T2, T3 periyotta basit harmonik hareket yapıyor. Buna göre periyotlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Hemen yay sarkacımızın formülünü yazalım. T eşittir 2πm bölü K'nın karekökü demiştik. Her bir şekil için yazalım şimdi arkadaşlar. T1 eşittir. Kütlemiz ne kadar verilmiş? M kadar verilmiş bölü K'nın karekökü çarpı 2π diyelim. T2 yazalım. Kütlemiz ne kadar arkadaşlar? 2m kadar. 2m bölü 2k yazmış olduk. Bakın buradaki ikiler birbirini sadeleştirdiği zaman T1'in sonucu ile T2'nin sonucu birbirine gelir? Eşit gelmiş olur. Arkadaşlar yay sarkacın bulunduğu düzleme bağlı değil. Periyodumuz yay sarkacın bulunduğu düzleme bağlı değil demiştik. Dolayısıyla 2π eşittir. Cismin kütlesi ve buradaki yay sabitine bakacağız. 2π m bölü k gelmiş oldu. Buradaki üst sonucumuz da birbirine eşit olduğu için cevabımız E şıkkı gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet, sonraki sorumuza bakalım. Burada ne verildi? Bir basit sarkaç verilmiş. Kütleleri M ve 3M olan cisimler 3D ve L uzunluğundaki iplerin ucuna ısılmış ve basit harmonik hareket yapıyorlar. Burada neler farklı? Yer çekimi ivmeleri birbirinden farklı. Bu ortamlardaki periyotların oranını kıyaslamamızı istiyor arkadaşlar soruda. Bakalım hemen. Basit sarkacın periyodunu hatırlayalım. T eşittir 2π L bölü G'nin karekökü demiştik. Hemen birinci şekil için yazalım bunu. T1 eşittir 2π. İpin uzunluğu ne kadar verilmiş birinci şekilde? 3L bölü ortamın çekim ivmesi G kadar verilmiş. T2'ye bakalım. 2π. İpin uzunluğu ne kadar? L bölü. Buradaki G'nin değeri ne kadar? 3G kadar. Bunun karekökünü alıyoruz. Oranladığımız zaman sonucumuz buradan ne gelecektir arkadaşlar? Karekök içerisinde 9 gelecektir. 9 da kök dışında ne olarak çıkar? 3 olarak çıktığı için oranımızın sonucu 3 gelmiş olacaktır. Bu soruya bakalım. KM arasında basit harmonik hareket yapan cismin denge konumu O noktasıdır. Buna göre K ve L noktalarındaki geri çağırıcı kuvvetler FK ve FL'nin büyüklüğü sorulmuş. Evet, basit harmonik hareket yapan cisimlerdeki geri çağırıcı kuvvet F eşittir M çarpı omega kare çarpı x'e nedir arkadaşlar? Eşittir. Aslında biz bunu vektörel olarak yazarsak şöyle yazmamız gerekiyor. F eşittir eksi m çarpı omega kare çarpı x şeklinde yazmamız lazım. Buradan dikkat edin, kuvvetle uzanımın yönü birbirine ters olduğu için formülümüzün başında ne var arkadaşlar? Eksi işareti var. Fakat soruda bizden büyüklüklerini kıyaslamamız istiyor. Yani yönlere dikkat etmemiz istenmediği için direkt ifadeye skaler bir biçimde yazmış oldum. Buradan değerleri yerine koyacağız. Şimdi bakalım öncelikle FK'ya. Kütlemiz aynı zaten. Aynı cisme bakıyoruz. Omega kare çarpı. Şimdi uzanım dediğimiz nedir? Unutmayalım. Denge konumuna, cismin bulunduğu noktanın denge konumuna olan uzaklığına ne diyoruz arkadaşlar? Biz uzanım diyoruz. Buradaki K noktasındaki, yani baştaki noktadaki cismin denge konumuna olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 4x. Hemen L için bakalım. Aynı cisimden bahsettiğimiz için m çarpı omega kare çarpı buradaki denge konumuna, L noktasının denge konumuna olan uzaklığına 2x yazdık. Bunları oranladığımız zaman sonucumuz ne gelmiş oldu? 2, yani B şıkkı gelmiş olur. Devam edelim. Evet, basit harmonik hareket yapan 4 kilogram kütleli cismin kuvvet uzanım grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin frekansı kat saniye üzeri eksi 1'dir diye soruluyor. Yine hemen biraz önce yazmıştık formülümüzü zaten. Kuvvet eşittir m çarpı omega kare ne diyoruz arkadaşlar? X diyoruz. Şimdi dikkat edin, kuvvet ve uzanımın nasıl olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Büyüklüklerinin doğru orantılı olduğunu görmüş olacağız. Yani uzanım değerimiz arttığı zaman
Cismi etki eden geri çağırıcı kuvvetin değerinin de nedir? Arttığını görmüş olacağız. Devam edelim. Kuvvetimiz ne kadar verilmiş? Şunu seçelim arkadaşlar. 720 N diyelim. 720 N eşittir. Cismin kütlesi ne kadar? 4 çarpı omega'nın karesi çarpı x. 720 N ne zaman oluyor arkadaşlar? Uzanım 10 olduğunda oluyor. Dolayısıyla uzanım yerine 10 yazacağız. Buradan işlem yaptığımız zaman omega kare ne gelecektir? 18 gelmiş olacaktır. Buradan omega'yı çekersek arkadaşlar ne gelir? Her iki tarafının kare kökünü aldığımız zaman omega 3 kök 2 radyan bölü saniye gelmiş olacaktır. Şimdi bakın omega soruda bize frekansı sormuştu. Omega neydi? 2 pi çarpı f idi arkadaşlar. Burada omega'yı bulduk. Biz yerimize yazalım hemen. 3 kök 2 diyelim. Burada pi'yi de yerine koyarsak bakın 2 çarpı 3 çarpı frekans eşittir diyoruz. 3 kök 2. Burada 3'ler sadeleşecektir. Frekansı çekersek arkadaşlar kök 2 bölü 2 saniye üzeri eksi 1 gelmiş olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği gelmiş oldu. Evet, basit harmonik hareket testimizin ilkini çözdük arkadaşlar. Diğer bildirimlerden de haberdar olmak istiyorsanız zil tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.